Mesele'den merhabalar. Türkiye'nin Eurovision'a katılma ihtimali gündeme geldiğinden beri bizden bu konuda video beklediğini söyleyen çok sayıda izleyicimiz oldu. Aslında bu konuda video yapmayı düşünmüyorduk ancak sizlerden gelen yorum ve sorulara daha fazla kayıtsız kalmak istemedik. Türkiye'nin Eurovision'a dönme ihtimali hakkındaki yorumlarımıza birazdan devam edeceğiz ama önce yeni oyun kanalımız bu oyunun 1000 aboneye ulaşabilmesi için desteğinizi bekliyoruz. Kanal 1000 aboneye ulaştığında verdiğiniz desteğe teşekkür olarak sizler için özel bir Eurovision videosu yayınlayacağız. Kanalın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Şimdi dönelim Türkiye'nin Eurovision'a katılma durumuna ve bu konudaki yorumlarımıza. Lafı çok uzatmayıp sadede gelelim. Birçok izleyicimizi ve Türkiye'deki Eurovision severleri çok heyecanlandıran gelişmelere rağmen bizim bu konudaki görüşlerimiz şimdilik olumsuz. Tahmin edersiniz ki Türkiye Eurovision'a dönecek olsa yarışma hakkında içerik hazırlayan bir kanal olarak en çok biz seviniriz. Yaşanan gelişmeleri sanki Türkiye Eurovision'a dönmüşçesine abartan bağımlı medyanın aksine biz bu konuda biraz daha gerçekçi olmayı tercih ediyoruz. Eğer mesele TRT Genel Müdürü'nün açıklamaları ise daha önceki yıllarda da benzer açıklamaları olmuştu. Biz bu gibi açıklamaların Türkiye'nin Eurovision'a katılma durumuna herhangi bir etkisi olduğuna şimdiye kadar şahit olmadık. TRT'den zaman zaman böyle çıkışlar gelse de ortada bir gerçek var ki Türkiye 9 yıldır Eurovision'da yok. Ve bu durumu değiştirecek olan şey, yapılan açıklamalar değil, atılan somut adımlar olacak. Ebu'nun paylaşımına gelirsek çok fazla anlam yüklemeye gerek yok. Türkiye Eurovision'dan Ebu tarafından çıkarılmadığı ve istediği takdirde hemen dönebileceği için Ebu'nun paylaşımı üzerinden umut pompalamaya gerek yok. Sorun şu ki bizim Eurovision'a katılmamızın önündeki engel hiçbir zaman Ebu olmadı. Ebu'ya üye bütün yayıncı kuruluşlar gibi TRT'de kurallara uyduğu sürece istediği herhangi bir zaman Eurovision'a dönebilir. TRT dönüyoruz dediği anda Ebu'nun bizi kollarını açarak karşılayacağından hiç şüphemiz yok. Ebu'nun yaptığı paylaşım bizim gözümüzde malumun ilanından başka bir şey değil. Bizim TRT'den beklediğimiz açıklama Ebu ile görüşüyoruz değil, bu sene Eurovision'a kesin olarak dönüyoruz açıklamasıdır. Böyle bir açıklama gelmediğine göre mevcut durum bizde herhangi bir heyecan yaratmıyor. Şunu da söylemeden geçmeyeceğiz. Türkiye bir gün Eurovision'a döndüğünde umuyoruz ki önemli olanın kazanmak değil, o sahnede boy göstermek ve kültürümüzü tanıtmak olduğunu kavramış olur. Puan sistemini bahane edenler de şu görüntüleri izledikten sonra tekrar düşünsünler. 12 points go to Azerbaijan. And finally 12 points for Azerbaijan. And finally 12 points go to Azerbaijan. Our 12 points go to Azerbaijan. And finally our 12 points go to Azerbaijan. Azerbaijan 12 puan. Eurovision'da komşu ülkelerin birbirlerine 12 puan vermesi alışıldık bir durum ve bunu biz de yapıyoruz. Her şey olup bittiğinde komşu ülkelerin birbirlerine verdikleri 12 puanların yarışmanın sonucuna pek bir etkisi yok. Burada önemli olan mümkün olduğu kadar çok ülkeden puan alabilmek. Türkiye gerçekten iyi şarkılar yaptığında Kıbrıs ve Yunanistan gibi ülkelerden de iyi puanlar alıp çok iyi dereceler elde etti. Peace to Cyprus, Turkey 8 points. Turkey 8 points. Turkey 7 points. Turkey 7 points. Peki siz Türkiye'nin 2022'de Eurovision'a dönme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.